herkese selamlar. Nasılsınız? Keyifler nasıl? Başlığı gördünüz. Bugün Sri Lanka'dan ayrılıyoruz. Daha doğrusu ayrılmak zorundayız. İşler burada iyice büyüdü. Yani işler iyice çığırından çıktı arkadaşlar. Zaten buradaki olayları da az çok biliyorsunuz. Diğer önceki videoları izlediyseniz. Biraz sıkıntı, biraz problem iyice oluşmaya başladı burada. Dün burası savaş alanı gibiydi var ya. Size anlatamam. Otelime giremiyordum yani. Evet, küçük şehirlerde çok sıkıntılar yok. Burası gibi değil, Colombo gibi değil ama küçük şehirlerde de benzinde bir problem olduğu için şu an yani çok rahat ulaşım bulamıyorsunuz. Çok rahat ulaşım bulamadığınız için sıkıntılar yaşayabiliyorsunuz. Benim bugün son günüm işte. Gece 11'de uçağım var. Bugün Colombo'daki son günümü göreceğiz. Bir kahvaltılık bir şeyler alıyorum ama ben karnım çok aç, hiçbir şey yemedim. Şurada bir şeyler vardı herhalde, buradan alırım. O an... Yani benim gittiğim bir market var, orası kapalı ve dükkanların da hepsi kapalı burada. Yani çok azı açık ve bana çok uzaklar şu an çünkü bir sıkıntı var. Dükkanlar da açmıyor bir şey olur diye dükkanıma. İnsanlar da haklı. Buradan da ne alabilirim bilmiyorum ya. Sri Lanka'da son günümüz arkadaşlar. Gidiyoruz yeni ülkemize. Merak ettiğim ülkeden birine gidiyorum gene. Zaten az çok birkaç tane ülke aklınıza geliyordur. Onlardan bir tanesi işte. Bir sonraki videoda göreceğiz. Şöyle bir ekmek alsam buradan yani yarısını anca yiyebilirim. Ya demin polis benim hostelden bakıyorum, tamam mı? Şerefsiz o hayvanlardan ne istiyorsa hayvanları bir anda o oturduğu yerden kaldırdı. Şerefsiz köpek. Yani o kadar sinir oldum ki. Bunlardan yerler onlar herhalde ya. Yaşma bunlar. Aynen bunlardan alayım. 2-3 tane domates aldım. Bir tane böyle krem peynir tarzı bir şey aldım. Sütlü peynir. Bir de sandviç ekmeği aldım. Bir de o köpeklere yaşmamı aldım. Çok az ama ne yapayım. Ben param bitti burada. Yani Sri Lanka rupim bitti. Son bir demin bir 10 dolar bozdurdum işte. O 10 dolar da benim taksiye gitmeme yeter, kahvaltıma da yeter diyordum ama işte bugün şu ekonomik kriz olayları falan, dükkanlar kapalı, taksiler çok yok derken taksi uygulamasından bir baktım. Yani 1500 rupiye gidilecek yere şu an 3500 rupi, 4000 rupi istiyor. Yani cebimdeki para gene yetmiyor. Ben de hostelde gene bir 10 dolarım var. Bir 10 dolar daha bozduracağım, cebime biraz rupi kalacak ama yapacak bir şeyim yok yani. Bu tarz yerlerde arkadaşlar, genel olarak dünyanın her yerinde böyle yapıyorlar da 10 euro yani mesela 10 euro 10 dolar falan bozdurursanız kurdan daha düşüyor bozuyor. Ama parayı büyük bozarsanız böyle 100 dolar 50 dolardan büyük bozarsanız o zaman şey yapıyor. Büyük kurdan bozuyor, normal kurdan bozuyor. Ama kuru ya dediğim yani işte ufak para bozduğunuzda kuru düşürüyor bayağı. Bana da düşürdü herif sabah. Şurada bu polise çok gıcık oldum ya. Köpeklere niye yatıyor hayvanlar ya? Sana ne hayvanlardan ya? Ruh hastası manyak ya. Yağmur yağıyordu bir de. Yani bak bir anda yağmıyor gibi oluyor burada. Bir yağıyor 20 dakika sonra bir anda yağmıyor gibi oluyor. Hayvanlar sığınmış bir şeyin altına orada yağmurdan kaçmaya. Sana ne battı orada? Şerefsiz ya. Neyse sabah sabah sinirlenmeyelim. Gidelim de kahvaltımızı yapalım. Köpekleri de doyuralım. Yani durumlar öyle arkadaşlar, gidiyoruz. Polisler baktığı için video çekmedim köpekleri doğururken. Ama gözünün içinde verdim hayvan yemekleri. Gidiyoruz ya, buralar arkadaşlar bir süre Sri Lanka'ya gelmeyin siz de. Gezmediğim güney bölgesinde bir sürü yer var. Bir sürü yer var yani. Ama en azından buradaki insanların bilgilerini gördük. Buradaki olaylara kulak astık vesaire vesaire bir şeyler yaşadık işte. Çok güzel insanlar buradakiler ya. Keşke bunları yaşamasalar ama işte kötü yönetim dediğimiz şey bu. Bu tam olarak buradaki. Şunları bir yıkayım ben. Çayımız da var hostelde. Ya bu hostelin Colombo'daki bu C1 C1 hostel Colombo Port. En sevdiğim alanı şu ortak alanı. Çay da çok lezzetli. Gerçekten Sri Lanka'nın çayı arkadaşlar. Yani şu sallaması bile çok lezzetli. Biz Sigiriya tarafında içmiştim ya. Oradaki de çok güzeldi böyle. Demlemişlerdi bunu orada. Domatesimizi doğradık. Üçgen peynirimizi yaptık. Çayımızı alacağız. Güzel bir kahvaltı yapacağız.
kötü oldu ya. Neyse sağlık olsun. Geldik, deneyimledik, gördük, baktık, ettik. Ben bir tıraş bile olamadım. Saçım sakalım birbirine girmiş durumda. Bir tane temiz kıyafetim kalmadı arkadaşlar. Son temiz kıyafetlerim şu tişört ve altındaki şort. Her şeyim kirli. Yani aklınıza gelebilecek her şeyim kirli. Gittiğim ülkede ilk işim, yerimi falan ayarladım. Hemen laundry'ye, çamaşır servisine vermem lazım kıyafetlerimi ki gezebileyim yani orayı. En sevdiğim aktiviteyi yapacağım şimdi. Kahvaltı yaparken bir şeyler izleyeceğim. Bu benim en sevdiğim aktivite arkadaşlar. Eminim hepiniz seviyorsunuz. Hatta belki de bana birçoğunuz resim atıyor. Kahvaltı yaparken izliyorsunuz beni, görüyorum. Güzel şeyler bunlar, hoşuma gidiyor. Ekmek de şöyle bir ekmek. İki tane böyle ekmek aldım. Ben şimdi yerim, ekmek seviyorum. Biraz zayıfladım ama burada da. Şu hepsi 800 lira. Ne yapıyor? 2 dolar arkadaşlar. 3 domates, çok kelek ama domatesler. Şöyle bir peynirimiz. Beyaz peynir yoktu. Çok severim ben beyaz peyniri. Bunu çok sevmiyorum ama. Bir de ekmek. Şurası 2 dolar falan. Yani dolar kaç bilmiyorum ama TL'de şu an. Böyle. Afiyet olsun, şeker olsun. Tuzu eksik ama tuz olaydı iyiydi. Ya o kadar acı, o biber var ya, o kadar acıydı ki anlatamam size ya. Lan ne kadar acıydı ya. Aman, güzel bir kahvaltı yaptım. Ve cebimde kalan son parayı taksiye vereceğim. Yani bu buranın havalimanı da yanlış hatırlamıyorsam ufaktı. Ve benim uçağıma da 12 saat var. Ama burası yani öğlen 2'den sonra karışıyor arkadaşlar. Kapanıyor burası. Ne bizim girmemize çıkmamıza izin veriyorlar, ne başkasının ne de arabanın. Hiçbir şeyin girmesine çıkmasına izin vermiyorlar. Hafta sonu eylem oluyor çünkü burada. Ben havalimanına bilerek bir 7-8 saat önce gitmek zorundayım. Yani mecburum buna. O ara ama ben şu çifti çok seviyorum. Fırat ve Ceyda. Belki ileride aynı ajansta çalışırız. Ne bileyim, belki tanışırız, bir şey olur falan. İnanılmaz eğlenceliler ya. Biliyorsunuz ne oluyor ya zaten kanallarımın adı. Yo. Bayılıyorum bunlara, bilmiyorum ya. Çok neşeli, çok eğlenceli geliyorlar ve çok samimi geliyorlar bana. Allah da neşelerini daim etsin. Hiçbir zaman da bozmasın ya. Çok çok seviyorum bunları, söylemek istediğimizde. Bunların bir videosu vardı Sivas'ta alakalı, ben onu izlememiştim. Genelde her hafta takip ederim. Takip ettiğim böyle 4-5 tane aktif kanal var. Ve hiç gezi kanallarını zaten takip ediyorum ama hiç gezi kanallarıyla alakası olmayan kanallarla takip ediyorum. Ben bayağı YouTube'daki her şeyi izliyor sayılabilirim ama bunlara ayrı bir hayranlığım var. Biraz daha oturalım burada 2-3 saat daha. Arkadaşlar internet o kadar kötü ki, bir de var ya. Ben bu videoları burada size nasıl yetiştirdim? Nasıl yükledim bu kanala? Ben vallahi kendime de hayret ediyorum. Ne yaptım biliyor musunuz? Bir yerde internet iyiydi diyelim ya. Ben orada fazla kaldım. Sabaha kadar bilgisayarı hep açık tuttum. 2 tane 3 tane video editledim. Uyumadım, hallettim. Uyumadım, hallettim. Bir şekilde kanalı boş bırakmadım. Çünkü YouTube için istikrar en önemli şey. Yani YouTube'da eğer düzenli video atmazsanız kanalın hiçbir anlamı olmuyor. Bir yerden sonra kanalınız çöküşe doğru geçiyor. Sonra toplayabilirsen. Çok şükür onu da hiç bozmadık. Kanalımız yükseldikçe yükseliyor. Hep beraber yükseliyor. Çok teşekkür ediyorum. Abone olursanız da çok sevinirim. Ben orada bunu izleyeyim. Biraz takılayım. Sonra havalimanına doğru yola çıkalım. Afiyet olsun. Arkadaşlar ben havalimanına geldim. Çok yağmur yağıyordu. Kamerayı açamadım. Uçuşuma 7-8 saat var. Mecbur erken gelmek zorundaydım. Çünkü yollar kapanıyor eylemlerden dolayı. Kasıtlı bir şekilde erken geldim. Şimdi bir 7,5 saat bekleyeceğim. Check-in'i açacaklar. Check-in'i açtıktan sonra 3 saat sonra check-in edilecek. Orada yukarıda burger falan var. Orada çıkıp oturabileceğim. Sadece oturma yeri arkadaymış ve check-in yaptıktan sonra oturma yeri varmış. Burada yok. Check-in alanı burası. Böyle mal gibi bekleyeceğim. Bilgisayarı açacağım. Biraz internetim var. Ona bağlanacağım. Leblebimizle beraber. Ya Sri Lanka macerası bitti ya. Yani ben çok sevmiştim Sri Lanka'yı ama bu zamanda gezilmiyor işte böyle zamanlarda. Sonra bir daha geleceğim ama. Kesin olarak geleceğim. Bir kalabalık havalimanı dışarısı. İnsanlar var ya, buranın vatandaşları buradan gitmeye çalışıyor. Dün haber okudum Twitter'da. Sri Lankalı vatandaşlar Hindistan'a kaçarken teknede yakalanmışlar, gemide yakalanmışlar. Allah sonlarına hayır etsin, yardım etsin. Gene en azından biraz olsa Sri Lanka'yı gezdik. En çok sevdiğim şeyler insanının güler yüzlülüğü, ananas, papaya. Çok sevdim yani. Bir de kottu yemeğini çok sevdim. Gideceğiz inşallah. Şimdiki ülkemizde Malezya arkadaşlar. Yani o niye oraya gidiyorsun gibi şeyler söylemeyin sakın. Ben nefret ediyorum çünkü. Herkes orada, sen niye oraya? Herkes orayı çekti zaten. Babacım birileri gidip çekti diye ben niye hayalim olan yerleri görmeyeyim, görmek istediğim yerleri görmeyeyim?
İkincisi de her yiğidin yoğurt yiyişi farklıdır. Bilginiz olsun. Siz beni çok iyi anladınız bu konuda. Herkes aynı çekmez, herkes aynı gezmez. İşte onu söyleyeyim, anlarsınız zaten. Leblebi'mle beraber burada bir 7 saat, 7,5 saat kadar vakit geçireceğiz arkadaşlar. Yeni ülke Malezya'nın da ilk dakikalarını gene bu videoda beraber yaşayacağız. Hayat kurtarır. Normalde hayatta böyle şeyler taşımazdım. Hindistan'dan sonra leblebi taşımaya karar verdim her zaman. Gerçekten hayat kurtarır. Yes arkadaşlar, bekledik bekledik. Biniş kartımızı aldık. Bilginiz olsun, Malezya bizden vize istemiyor. Malezya'ya gitmek isteyenler varsa bizden Malezya istemiyor. Ama daha önce burada Malezya'ya giden arkadaşlarım oldu. Onlara hiçbir şey sormamışlar. Bir form doldurmanız gerekiyor. Siz geldiğinizde bu form hala devam ediyor olur mu bilmiyorum ama şu an bir form doldurmanız gerekiyor. Bu aşağıya yazdım onu. Bana kalacağım tarihi ve kalacağım oteli, dönüş biletimi sordum. Bir dönüş biletim yok. Ben dedim Malezya'dan başka ülkelere geçeceğim. 2 hafta, 3 hafta, 1 ay ne kadar kalacağımı da bilmiyorum dedim. Aşı şartı var. O uygulama şartı var işte. Sonra birileri bir şeyler sordu. Tamam geçebilir dedi. Geçtim. Ben kabin bagajı almıyorum arkadaşlar. 7 kilo hakkım var normalde ama bu 10 kilo falan var bu. 10-11 kilo falan bu çanta. Ben o yüzden hiç tarttırmıyorum da yani. Tartalım dese diyeceğim ki giyeceğim içindekileri diyeceğim yani. Allah'tan tartmıyorlar. Tartsalar ekstra para da isteyebilirler. Ya da her şeyi üstüme kat kat giymem lazım. Malezya'ya gidiyoruz. 3 saat sonra uçak var. 4 saat uçacağız. Malezya Kuala Lumpur'a. Türkiye'den 5 saat fark olacak Malezya'da. Sri Lanka'da 2,5'tu. Şimdi 5 saate çıkacağız. Karnım aç ama. Kaç saattir hiçbir şey yemedim arkadaşlar. Bir yer bulalım da bir şeyler yiyelim. Bakalım ne kadar pahalı, ne kadar ucuz bilmiyorum da. Bakalım, bakalım, bakalım. Sri Lanka'yı sorunsuz, şekilsiz atlattık. Çok şükür bir şey gelmedi başıma. Biraz tedirgin olmadım değil çünkü çektik ya burada olayları. Aa dedim inşallah başımız belaya girmez çıkarken. Olmadı bir şey, çok şükür ya. İyi düşündük, iyi çektik. Burada bu McDonald's, burger, pizza vesaire şeyler çok pahalı ya. Havalimanında zaten pahalı, dışarıda da pahalı. Yani dolar üstüyle satıyorlar. 10 dolara aldım ufacık hamburger, azıcık patates, bir azıcık içecek. Yemem de lazım. Yemezsem ben biliyorum şimdi 3, 4 saat, 7, 8 saat sabah kahvaltıyayım. Yani dayandırdım ona, dedim yiyeyim bari ne yapayım yani. 10 dolara hamburger yiyoruz. Yani normalde 10 dolar çok para değil de şimdi Türk lirasına vurunca insanın içi gidiyor ya. Yapacak bir şey yok, ne yapayım. Ben her ülkeden gittiğimde ülkenin parasını getiriyorum arkadaşlar. Yani herhangi bir eşya çok almıyorum çantada yer olmasın diye ama paralarından mutlaka böyle birer tane falan alıyorum. Demir parası, kağıt parası falan. Para koleksiyonu yapıyorum. Çünkü çantanda çok yer olmuyor. Şimdi gidiyoruz Malezya'ya. Malezya'dan Tayland'a geçeriz herhalde. Yani nasıl taşıyayım hepsini? Her bir yerden gittiğim bir yerden bir şey alırsam olmaz. Yapamayız yani. İnşallah tazedir. Yani bunu aldık. O kadar para verdik. Patates taze. Buradaki havalimanı çalışanları da kendilerine şey yapmış. Yani lavaboya giriyorsunuz, elinizi yıkıyorsunuz, size peçete uzatmak için bekliyor. Yani siz lavaboya girerken o da dışarıdan içeri giriyor. Peçeteyi uzatıp şey yapıyor. Para istiyor sizden. Peçeteyi veriyor, para istiyor. Kaç kere başıma geldi. İnsanlar ya bunu bildiğim meslek yapmış arkadaşlar. Benim kapım nerede ya? 12 ne oldu? Kapı 6, 14 gate burada. Çok değişik ya. 3. 4. tuvalete girişim. Arkadaş garip geldi. Şu heykeli ben şeyi yaparken de görmüştüm. Buraya gelirken de görmüştüm. Sonunda uçaktayız. Air Asya firmasıyla gidiyorum. İlk defa bu firmayla uçuyorum. Bileti de buradan oraya 2200 liraya falan aldım arkadaşlar. Normalde 1500-2000 arası böyle 10 gün önce alırsanız ama ben tabii bir anda çıkmak zorunda kaldığım ülkeden bir 700 lira falan fazla para verdim. Bilginiz olsun. Uçak bayağı kalabalık ama. Bir 4 saat yolumuz var şimdi. Kulaklığım, Netflix'im ve ben ve yağmur. Muson başladı. Gideceğiz. Az kaldı. Uykusuz olacağım ama ben yolculukları böyle yeni bir yere gittiğim için seviyorum böyle. Bakalım Malezya nasıl geçecek.
Ve yeni ülkemiz Malezya arkadaşlar. Malezya Airport'tayız şu an. O kadar büyükmüş ki havalimanı lan. Yürü pasaport kontrolü bitmedi ya. Şimdi burada saat Türkiye'den dediğim gibi 5 saat ileride tren var burada. Ben trenle gideceğim. Ama sanırsam 6'da mı ne başlıyor tren. O yüzden biraz burada takılacağım. Bekleyeceğim. İnternet var. Hostelimi de ayarladım falan filan. Güzel, kolay girdik. O dediğim uygulamayı indirmeniz gerekiyor. Onu pasaport polisi onu soruyor. Başka da herhangi bir şey sormadı. Tek misin? Tekim dedim, o kadar. Tak tak, biz buraya 90 gün vizesiz girme hakkımız var. Pasaportu alıyorsunuz. 90 gün Malezya'ya gelebiliyorsunuz vizesiz bir şekilde. Uçakta, otobüste hayatta uyuyamıyorum. Uyuyanları da çok kıskanıyorum. Bir tek trende uyuyabiliyorum. Gram uyku girmedi gözüme. Korktuğum başıma geldi işte. ATM'ye kartı taktık, para çekeceğiz. Kartı yuttu. Parayı da vermedi. Korktuğum başıma geldi. Exchange'ler kapalı. Cebimde zaten 100-110 dolar var kartta paralarımı. Cash'le gelememiştim. Yoktu o zaman para. Gitti. Yuttu, kartı yuttu. Nerede güvenlik dedim. Üçüncü kata çık dedi. Oradan sor dedi. Abi gitti kartı ya. Oğlum tüm her şeyim o kartın içinde. Bana o kart lazım. Para çekiyorum ben ara ara. Niye kapalı? Havalimanında kimse yok. Information diyorum. O da kapalı diyor. Üçüncü kata çık. Good morning. Yuttu kartı. Kartı yuttu kartı. Yani ülkeye daha yeni adım atmışım. Daha yeni girmişim. Ve o yani... Vallahi ben normalde banka önü hariç ATM'lerden para çekmiyorum. Ama exchange'ler kapalıydı. Ne yapayım? Bir de HSBC'nin ATM'siydi. İki tane dandik vardı. Keşke onlardan çekseydim. Gittim. Şimdi information nerede? Hadi bakalım. Arkadaşlar, kartımı alamıyorum. Bankayı arayıp iptal edin diyorlar. Saat şu an 5.46. Ziraat Bankayı arayacağım. İptal edecekler kartımı. Tamam dedim ben. Eyvallah, hadi. Dert değil. Yani uğur sıkma canını. Bir şekilde işte Western Union yaparsın kendine. Komisyon ödersin ama halledersin dedim. Şimdi dedim en azından cebindeki 100 doları bozdur da merkeze git. 11'de açıyormuş exchange ofisler. Saat 11'de. Bir havalimanında exchange ofis saat 11'de açıyormuş. Ben 11'e kadar 5 kuruşsuzum şu an. 5 kuruş param yok. 11'e kadar. Ya bu nasıl bir şans gerçekten ya? Gerçekten. Ya dedim ki Uğur geçen, kendi kendime konuşuyorum geçen gün. Dedim ki Uğur, şikayet etme bir şeylerden. Yani ben şeyi fark ettim. Böyle yaşlandıkça tahammül seviyem biraz azalmış böyle yaş gittikçe. Dedim ben normalde bir şey çözemiyorsam akışına bırakırdım. Böyle kafayı takmazdım. Dedim Uğur, eski sisteme geri dön. Sen böyle bir adamsın. Çok kafana bir şey yoran bir adam değilsin. Ya ama şimdi böyle bir sistem de olmaması lazım. Yani bu koca devasa bir havalimanında exchange office saat 11'de açıyor. ATM'lerden sorumlu bir tane adam yok mu şimdi burada? Yani bana şey yapacak, verecek, yani o kartımı çıkarıp verecek bir adam yok. Ya böyle bir şey olamaz. Diyorum ki müdürünüz nerede? Müdürünüzle görüşeyim. Hayır, bizde böyle diyor. Kaç her gün olabiliyor böyle şeyler diyor. Ya kaldır o zaman o boklu ATM'yi oradan yani sende. Her gün olabiliyorsa öyle şeyler. Şuraya bak, exchange office'ler kapalı. Dünyanın turisti geldi benim uçakla. Sri Lanka'da ne kadar turist varsa şu an buraya kaçtı. Ya böyle bir şey olamaz ya. Yani her yer açık. İçeride bir exchange office kapalı. Şurada bir exchange office kapalı. Yani ya bekleyeceğiz 6 saat 7 saat. Bekleyeceğiz herhalde, öyle görünüyor. Ya da bir Uber bakayım. Bu saatte de adama şimdi adam nereden, ben diyeceğim ki hadi para bozduralım. Öyle paranı vereyim diyeceğim Uber'den. Bu saatte açık exchange de bulamazız. Yaşanacak dertlerimiz, çilelerimiz varmış arkadaşlar. Ne yapalım yani. Yapacak bir şey yok yani. Elden şu an hiçbir şey gelmediği için böyle mal mal dolanacağız. Çok sinirlendim, neyse. Sakiniz. Relax. Daha ilk dakikadan kendi canımızı sıkmayalım. Bir şekilde hallederiz. 5 saat uykusuz kalırız. Yolda başımıza gelebiliyor böyle şeyler de. Başka kartım yok. Habire komisyon vereceğiz şimdi. Western Union'a para atacağım. Şimdi en az 30 dolar Western Union komisyon parası alacak benden. En az 30 dolar. Parayı bozdurdum. Ama yaklaşık var ya, herhalde bir 200-250 TL zararına bozdurdum.
girdim bir dükkana, bozar mısınız dedim. Bozarım dedi. Ama en az 100 dolar bozarım dedi. Yani hesapladım, hemen hemen 200-250 TL zararına gitti paramız. Malezya. Ha, bu para birimlerini hiç bilmiyorum şu an. Burada metro, tramvay tarzı bir şey var. Yani bir gara gideceğim ben şehir merkezinde. O metroya gitmem lazım. 2 kat aşağıdaymış. Neyse, para işin çevirdik, zarar ettik. Olacağı varmış. Kader diyelim. Bir de Western Union'dan zarar edeceğiz. Ona da kader diyelim. Diyelim de diyelim bakalım. Kader bakalım bize ne zaman gelecek. Aksiliğe bak. Yani tekrar tavsiye edeyim ben size. Benim yaptığım hatayı yapmayın. Ben mecbur kaldığım için yaptım. Kesinlikle ve kesinlikle yurt dışında para çekecekseniz bir ATM'den, bir bankanın önündeki ATM'den çekin. Kesinlikle ve kesinlikle. Yani böyle uğraşırsınız. Bak ben şimdi kart gitti şimdi yani. Bilginiz olsun. Yani ben mecbur kaldığım için yaptım dediğim gibi. Nereye gidiyorum ben ya? Bulacağım inşallah. Size tekrar söyleyeyim dedim. Çok büyük, ya bu benim için büyük bir problem şu an arkadaşlar. Gerçekten iyi bir problem hem de yani. Çözeceğiz ama, çözeceğiz deyip duruyorum ben de ya. Level 3. O hep yanlış geliyorum herhalde ya. Ve metroya gideceğim. Ana arkadaşlar, hay ben kafama tüküreyim. Kadın bana kapalı dedi. Gerçi insan yok içinde ama ışıkları yanıyor. Işıkları yanıyor. Kadın bana kapalı dedi information'daki. Kesin burada biri vardır bak. Kesin. Aha. Exchange. Kafama tüküreyim. Ben de diyorum nasıl olur kapalı? İmkanı yok diyorum ya. Kafama tüküreyim ya. Karşıma çıkmasaydı bari ya. Zararı ettikten sonra karşıma çıktı ya. Görmeseydim bari. Lan ne kadar sıkıntılı başladı bu ya. Ben şimdi bak özür dilerim. Söyleniyor gibi görünüyor ama vallahi başınıza böyle şeyler geldi. Günlük gülsanlık da olmuyorsunuz yani. Zarar üstüne zarar ediyoruz yani. Tamam, şu anda itibaren konuyu kapattım. -2'de exchange'ler varmış arkadaşlar. Kadın bana yok dedi ama. Malezya'ya gelirseniz eğer... buradan şehir merkezine gitmenin en ucuz yolu bu KLA Center diye, yani Express şunlar arkadaşlar. 55 ringgit aldı. İnanın ne kadar olduğunu bilmiyorum ama çok olduğunu biliyorum. Yani gerçekten çok olduğunu biliyorum şu an bir tren için. Bir 40 dakika kadar sürecek. Bununla, en ucuz bununla gidebilirsiniz. Taksi maksi falan inanılmaz pahalı, bilginiz olsun. Air Asya'da serbestti bu. Maske takmak zorunlu değildi ama burada kapalı alanlarda maske takmak zorunluymuş. Kadın söyledi. Maskem yoktu benim ama biri verdi sağ olsun. Trenimiz de bu, ekspres tren. Hadi bakalım. Nasıl açılıyor? Açıldı. Oh, klimalı. Malezya'nın başkenti Kuala Lumpur'un şehir merkezindeki ilk dakikalarımız arkadaşlar. Trenden indim. Koca koca binaların olduğu bir şehir gördüm gelirken açıkçası. Koca koca binalar var ya. Büyük büyük. Metropol burası. Yani bu şey, burada çok kalmam bu şehirde. Başka direkt ufak yerlere, daha yerel bölgelere gitmeye çalışırım ya herhalde bir. Yani ilk defa bir ülkeye gelirken, en azından ben çok araştırmıyorum ama geldiğimde bakıyorum. Ama ilk gün en azından ne yaparım? İşte ilk gün ne alırım, ne ederim, onlara bakıyorum hep. Burada hiçbirini yapamadım. Çünkü Sri Lanka'dan bir anda çıkmak zorunda kaldım ya. Hiçbir şeye bakamadım. Ne hat aldım, ne işte para birimi ne kadardı, neydi, hiçbir şeye bakamadım. Bodoslama geldiğim bir ülke oldu. Şuraya bakın, koca koca binalar var arkadaşlar. İşte bugün ben şimdi hostele gideceğim. Hostelin girişi de saat 3'te diyor. Saat de 7:20 geçiyor daha. Yani Türkiye'den 5 saat ilerideyiz söylemiştim herhalde ama ne yapacağım konusunda bir fikrim yok. Umarım beni alır yatağa da yatarım. Bugün araştırma yapacağım. Çamaşırlarımı falan yıkamaya vereceğim. İnşallah sonra da buradan yol yok ama benim haritamda çocuğun gittiği yerden gitmem lazım. Sonra da Skewido'da gezmeye başlayacağız. Sonraki günlerde gezeceğim ben buraları. Şimdilik kapatıyorum arkadaşlar.
Yani kusuruma bakmayın. O kart için çok söylendi mi bilmiyorum ama canımı sıkmıştı o durum. Geçti ama hallederiz ben. Bir şekilde yolunu buluruz ya. İnsan her şeyin yolunu buluyor. Niye bulamasın ki? Dikkat edin kendinize. Bu nasıl bir şehir ya? Metrodan gelirken görmeniz lazımdı. Ama birkaç insanın güler yüzlülüğü benim hoşuma gitti. Mutlu etti açıkçası. Burası karışık ya, değişik bir ülke. Her türlü insan var burada. Hatta bir şeriatla yönetim de söz konusu gibi bir şey ama pek de şeriat sayılmaz. Anlatırız hepsini, öğreniriz yavaş yavaş. Bahsederim. Hoşçakalın. Size zahmet, beğenip yorum atıp abone olursanız çok sevinirim. Dikkat edin kendinize. Allah'a emanet arkadaşlar.